yaşam koza tırtıllarının yegane düşmanı. Bakın bu canlı çam tırtıllarını, yani ağaçları kurutan, çam ağaçlarını kurutan tırtılları yiyen bir kın kanatlı. Ve ilginçtir, o kadar güzel bir böcek olamaz. Yanar döner bir böcek. Yani rengini değiştiriyor kabuğu. Harika bir böcek. Çok güçlü bir böcek, avcı bir böcek. Karapusların türünden geliyor muhtemelen. Şundaki renk cümbüşüne inanamazsınız. O yüzden hareketli olduğu için çekim yapmakta ben bunu şöyle küçük bir kabın içerisine su koydum. Üstüne taş koydum. Suya giremeyecektir diye. Fakat susamış hayvan galiba, su içiyor. Şundaki renklere bakın ya. Müthiş renkler. Kabın içerisinde bir tane örümcek vardı başka. Bu örümceği yedi. Evet, su içiyor. Baya baya su içiyor. Susamış. Bütün canlılar gibi tabi bunun da suya ihtiyacı var. Bakın kana kana hayvancık su içiyor. Ben bundan birkaç yıl önce yine burada okulumun bahçesinde bunlardan bir tane yakalamıştım. Araştırmıştım ve çam koza tırtılının, çamları kurutan bu kozalar halinde olan tırtılların yegane düşmanı olduğunu buldum. Ve bu canlı bilimsel çalışmalarda işte bu çam koza tırtıllarınla mücadele için üretiliyormuş. Üniversitemizin bir tanesinde üretilmiş ve bu çam koza tırtıllarınla mücadelede kullanılmış. Süper bir hayvan. Şundaki renk cümbüşüne bakın. Ama tabii bu çok fazla bulunan bir canlı değil. Bunu ben yine havada uçarken yakaladım. Çünkü yeşil zeminde bunu görmek gerçekten zordur. İlkini de öyle yakalamıştım. Havada uçarken hantal bir uçuşu olur çünkü kınkırakların. Bu da hantal bir şekilde uçarken gördüm. Ve konduğu yerde yakaladım. Hayvan yanmış susuzluktan ya. İç bakalım, iç. Vay be, hayvana bak ya, çok çok su içiyor. Ve bize de görüntüleme fırsatı veriyor aslında. Bunu elinize aldığınız zaman ısırır arkadaşlar, söyleyeyim, teke böcekleri gibi. Bu da ısırır, evet. Yetti herhalde. Teke böcekleri gibi çok güçlü. Ve hareketlidir. Geçti mi susuzluğun? Vay, şiştin lan. Alt taraf şişti sanki. Çekmek isterim ama çekemeyiz. Çok hareketli.
Vay be, suya da girdi. Suya girmez diyordum. Evet, kara puslardaki tamamen fenomen aynı. Dili bu ya, dili resmen dili. Ne oldu, çıkamıyor mu? Ne, kaldın mı burada? Aha, vallahi attı. Hiç tahmin etmezdim kendini suya atacağını. Sudan çekinmemesi ilginç. Çok ilginç. Tamam, güzel. Güzel. Çam koza tırtılarının baş düşmanı diye söylediğim böcek nasıl olursa hareketsiz kaldı şimdi. Bit var üstünde, bak bir tane yeşil. Böceğin üstünde, bak kamerada görüyorum. Gördün mü? Tam arka ucunda. Gözde gözükmüyor. Altına gözükmüyor. Acaba yaprak bitimi şöyle yeşil. Böyle ara mevsimi verdim. Bu kabın içerisinde bir tane örümcek varmış. Onu yemiş. Normalde tırtılları yiyor. Bugün de bol miktarda su içti. Keyfi yerinde şu anda. Hareketsiz duruyor. Deli gibi tırmanıyor bütün gece. Bak hareketlere bak. Ani böyle atak hareketler yapar. Şahane bir böcek. Bu Araneus, Araneus örümceğimiz niye öldü bilmiyorum. Öldü. Onu verdim bakalım, yiyecek mi onu. Müthiş bir böcek. Bu malt mı acaba ya? Mayıt. Böcek bitlerine mayıt diyorlar. Evet. Kafa kısmı mavimsi. Bir dakika. Sırt kısmı yanar döner kızılımsı yeşil. Çam tırtıllarından bulsak verirdik onu. Yakında çıkarlar, her taraf çam tırtılları.